Değerli izleyenler, bugün 10 Kasım ve 10 Kasım Atatürk'ü anma ölüm yıldönümü, 74. ölüm yıldönümünde yapılan o anma törenlerinden birisi de İzmir'de. İzmir'de tam 2400 kişiyle bir Atatürk portresi oluşturuldu ve canlı olarak o anlar şimdi ekranlarınıza geliyor. İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştiriliyor bu tören. Meri Akı dinleyelim, orada olanları anlatsın bize. Meri. Özlem, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda 2400 güzel tüm yürek bir araya geldi ve Atatürk portresi oluşturdu. Evet, şu anda da ekranda yansıyor. Alkışlarla portre tamamlanmak üzere de biraz sonra portre tam anlamıyla bitmiş olacak. Türkiye'de belki de ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştiriliyor. 10 Kasım ile İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda 2400 yürek bir araya geldi ve Atatürk portresini oluşturdu. Sadece 2400 kişi değil, Cumhuriyet Meydanı'nın içerisinde toparlanan kişiler de Atatürk portresini oluşturan sayı bu. Onun dışında binlerce kişi şu anda alanın çevresini, her tarafını doldurmuş durumda ve etkinliği meraklı gözlerle izliyorlar. Yine apartmanların, çevre apartmanların üzerlerine çıkanlar da görüntüyü izlemek olsun. Tarihi bir görüntü bu. Bu tarihi görüntüde gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün artık şiheti portresi ortaya çıkmış. Bu portrenin hem uydudan hem de helikopterle fotoğrafları dağıtılacak ve bir anlamda da bu belgelenecek ve daha sonra bunu da medyaya dağıtılmasını bekliyoruz. Konak Belediyesi bu etkinliğe imza attı. Konak Belediyesi 10 Kasım'da bu etkinliği gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Hasan Tarsan'la az önce görüştük. Amaçlarının Mustafa Atatürk İzmirli'nin yüreğindeki Atatürk sevgisini ortaya koymak olduğunu söyledi ve bunda da gerçekten başarılı sağlıklarını bize getirdi. Şu anda da helikopter alan etrafında uçmaya başladı ve fotoğraflanıyor. Evet, şu anda tamamlandı artık portre ve bu portreye tamamlanmasından da şimdi fotoğraf çekiyor. İzmirliler ki alanın dört bir yanında olan İzmirliler alkışlarla bu tamamlanan portreyi alkışlarla destek ediyorlar. Çok sevindim. Ellerine Türk bayraklarıyla yine alanın etrafını zince hiç doldurmuş durumda. Yine bilinç forumunun net bir bilinçli de oldukça büyük bir kalabalığın bu etkinliği yakından izlediğini söyleyebiliriz. Evet, şu anda ekranlara yansıyor sanırım. Şu anda artık 1400 kişi Mustafa Kemal Atatürk'ün 4 yıl önce aramızdan ayrılan önderimiz, ülkemizin önderi Mustafa Kemal Atatürk tüm portresini tamamladı. Bu Türkiye'de belki de ilk şu anda da izlediler. Bunu yaşama geçirdiler. Şu anda 4 yıl sonra saygı duruşunda bulunuyor şu anda. Saygı duruşunda İzmir Tatlı'yı anıyorlar. Hem gerçekleştirdikleri portreyle hem de üründeki Atatürk sevgisiyle portreyi de herkes Azol vazifesine geçmiş. Bu Azol vazifesi hem adıyı anıyorlar hem de yukarıdan uçan şu anda helikoptere görüntü veriyorlar. Konak Belediyesi tarafından gerçekleştiğini söylemiştik az önce. Gerçekten muhteşem bir şey oldu. İlk önce saat 10'da başladı bu Atatürk portresinin yapılması. Gelenlere tek tek numara verildi. Herkes daha önce şirketle yerler, konumlar belirlenmiş. İşte bunun belirlenen noktalara, geldi İzmirliler. Yavaş yavaş toplanmaya başladılar. Çok uzun bir grup oldu. Herkesin siyah giysileri istenmişti. Ve bu siyah giysilerle birlikte de yaklaşık 2 saat süren bir çalışmanın ardından da Atatürk portresi oluşturulmuş oldu. Şu anda artık portre tamamlandı. İzmirliler de bir ilke daha imza attı. Şu anda hem alanın içerisinde bulunan İzmirliler hem de dışından bu tarih olaya tanıklık edenler bu anın heyecanını açıkçası yaşıyorlar. Bu saatlerde şu sıralarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir etkinliği var. Atatürk'e saygı yürüyüşü gerçekleştiriliyor. O da Atatürk limanından başladı. Vatandaşlar meydanında sona erecek. Yine oraya da binlerce kişinin katıldığını belirtelim. Evet, Atatürk portresi tamamlandı artık. Artık yaklaşık 20 dakika boyunca fotoğraf çekimi gerçekleştirecek. Hem uçaktan hem helikopterden bu fotoğraf çekiminin ardından buradaki etkinlikte bir anlamda belgelenmiş olacak. Gerçekten güzel bir şekilde hepimizin bildiği fotoğrafı İzmirliler bir anlamda hayatta geçirmiş, canlandırmış oldu. Günler önce
öncesinden bunun hazırlığı yapılmaya başlanmıştı. Cumhuriyet Mevzu Cumhuriyeti kendisi burada toplarlanmıştı. Daha doğrusu burada etkinliklere başlanmıştı. Yerler tek tek belirlendi. Uzun çalışma çalışmanın ardından da bu portrenin gerçekleştirildiğini belirtelim. Evet, İzmirliler yüreklerindeki Atatürk sevgisini bir anlamda canlandırmış oldu. 2400 kişi muhteşem bir gösteri Atatürk portresini oluşturdu. Melih Ak anlattı bizlere Cumhuriyet Meydanı'nda 2400 kişiyle oluşturulan o Atatürk portresini bize canlı olarak üzerine oradan görüntüleri verdik. Yayınımızı bu görüntülerle birlikte de noktalayacağız. Hoşçakalın.